Of of of. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, vay güzel. Alırım dedim de döndün sözünden, vay güzel. Yalanlara geldim senin yüzünden. Yekte anam yekte, pastırmalar tekte. Ne olursa olsun delikanlılıkta. Yekte anam yekte, pastırmalar tekte. Ne olursa olsun. Hadi hadi şimdi. Of of of. Karadır kaşlarım, gözlerin üzüm, vay güzel. Bilirim sevdiğim yanıyor özün, vay güzel. Beni seviyordun ellerde gözüm. Yekte anam yekte, pastırmalar tekte. Ne olursa olsun delikanlılıkta. Yekte anam yekte, pastırmalar tekte. Ne olursa olsun. Hadi devam edelim bir tane daha. Halkalı şeker, şam fıstık. Aman arpalar kara kılçık. Ben bu yerde haneyim. Aman yel vurmuş perva. Şimdi halkalı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel yârim, cahilim aklım gider. Halkalı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallama güzel yârim, cahilim aklım gider. Kalabak dereleri, aman yayılır develeri. Dalkıvermiş oynarla, amanın şu kırka efeleri. Halkalı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel yârim, cahilim aklım gider. Halkalı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallama güzel yârim, cahilim aklım gider. Efendim teşekkür ağzınıza ediyoruz. Sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize devam ediyoruz. Az önce kısa bir ara vermiştik. Bir canlı yayınımız vardı. Çukurova Bölgesel Havaalanı temel atma törenini sizlerle buluşturduk ve devam ediyoruz efendim oturma odasına. Bu arada hatırlatalım, 0272 alan koduyla 246 36 çift sıfırdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. twitter.com/oturmaodasitv, facebook.com/oturmaodasitv'den de yine tweetlerinizi ve mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, evet Muratcığım, tekrar hoş geldin diyelim. Hoş o zaman. Bulduk. Birazcık ara vermiş olduk ama canlı yayınımıza devam edeceğiz. Olsun, tabii problem, ki. Sıkıntı yok. Eskişehir'den tepkiler nasıl geliyor? Telefonla da konuşuyordun tabii, evet, arada da değil, evet, mi? Evet, izliyorlarmış. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlarımızı teşekkür ediyoruz bizleri yalnız bırakmadıkları için. Peki o zaman ben mikrofonu alayım. Arkadaşları bir tanıyalım. Her zaman söylüyoruz tabii ki orkestra önemli, değerli bizler için diye. Klavyede Nuri Evgin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz. Biraz tanıyabilir miyiz sizi? Tabii ki. Eskişehirliyim. Hı hı. Doğma büyüğüm Oralıyım. Ne kadar süredir uğraşıyoruz? Asıl enstrüman bağlama benim. Hı hı. Ama üstadım varken tabii yanında ben klavye çalayım dedim. O yüzden çok uzun süre değil, 5-6 yıl kadardır klavye çalıyorum ben. Normalde bağlama çalıyoruz. Normal, asıl branşım hı-hı, bağlama, Türk halk müziği benim de. Murat Bey'le çalışıyoruz uzun süredir, birlikteyiz Eskişehir'de de. Programlarımız devam ediyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyelim tekrar. Evet, bağlama da şöyle verelim. Can hı-hı, Gülcan, hoş geldiniz size. Hoş bulduk, İyisiniz. Teşekkür ederim. Gayet teşekkür iyi ederim. Görünüyorsunuz. İnşallah. Siz tanıyalım biraz. Ben de yaklaşık 15 senedir bu işte uğraşıyorum. Hı hı. Babam isteğim zaten. Babam da mesela elimde görmüş olduğunuz bağlamayı yine babam imal etmiş. Ailede var mutlaka değil mi? Ailede var tabii ki, tabii ki. Aynen öyle. Hı. Oradan gelen bir şey. Oradan sonra Güzel Sanatlar Lisesi ile başladı serüven. Daha sonra konservatuvar yine burada Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okumuştum. Daha sonra yüksek lisansı yine aynı burada yine yapmıştım. İki dönemde bağlama derslerine girip çıktım yine üniversitemizde. Hı hı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde. Şu anda yaşamım Eskişehir'de devam ettirmekteyim. Memleket? Doğum yerim Aslen Konya ama hı, yani 20 yıldır Eskişehir'deyim öyle söyleyeyim. Artık Eskişehir'de olmuşsunuz herhalde. Evet. Murat Bey'le birlikteyiz işte. Hı-hı. Murat İlkbaşı'yla. Allah razı olsun. Onun orkestra şefliğini yapıyorum ayrıca menajerlik, danışmanlık. Hı-hı. Yani müzik işleriyle ben ilgileniyorum çoğunlukla. Devam ediyorsunuz. Hı-hı. Aynen o şekilde. Hiç durdurak yok herhalde. Evet, peki aynen, efendim teşekkür ediyoruz size de. Cemal Bey sizi tanıyalım perküsyonda. Hoş geldiniz size. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim, İyi görünüyorsunuz. İyiyiz bizler de efendim. Buyurun tanıyalım sizi. Ne yapıyorsunuz? Ben de Cemal, nerelisiniz? Samsunluyum aslında. Doğuma büyüme ama Ankara'dayım hep. Hı-hı. 4 senedir de burada konservatuvarda okuyorum. İşte son senem. Bitiyor artık. Kaldı. Bitiyor. İşte hı-hı, kurtulacağım diyelim. Hatta bitti diyelim. Değil aynen mi? Evet. Peki nasıl gidiyor? Küçük yaştan beri müziğin içindeyiz zaten. Hı-hı. Bizim de baba mesleği sayılır. Ailede herkes müzisyen. Hı-hı. Müzikle uğraşıyoruz zaten. Canlı da hep beraberiz. Başka işte, bir şey var mı çaldığımız? Ya okulda... Biraz kaval, yakın okulda kaval, hı-hı, bağlama falan çalıyorum. Hı-hı. Şöyle iyice şey yapayım da. Aha, sıkı sıkı. Evet, Cemal birazcık esprili arkadaşlarımızdan bir tanesi değil mi? Evet, evet, senin kadar olmasın da birazcık esprili. Allah'tan daha öncesinden tanıyorum da sorun çıkmıyor, problem çıkmıyor değil mi Cemal, evet, aramızda? Yoksa ilk tanışıyor olsak herhalde biz burada birbirimizi yeriz Cemal'le. Öyle işte çıkıyor, müzik yani biz, hı-hı, mikrofonda konuşamıyoruz. Peki, sizin gibi de müzikle konuşuyoruz bence. Öyle mi? Öyle bundan yani sonra ne yapmayı planlıyorsun? Ne yapacaksın? Neler, düşüncelerin yani ne? Benim hayatımda ilk... Yani sadece müzik var yani her şeyden bir yana ilk müziktir. Hı hı. Müzikten sonrası zaten geliyor yani sürekli müzik diyelim. Hı hı. Peki o Abdi'ye zaman devredeyim ben. Tamam yakın, teşekkür ediyoruz. Ritimde Abdi Arman sizi de tanıyalım. Hoş ben geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Konya doğumluyum ben. Hı hı. İşte burada konservatuvardayım. Hı hı. Bitiyor mu sizin de? Yani son senem belki bir sene daha, hı hı, uzayabilir. Ne kadar süredir? Ben de yaklaşık 10-15 yıldır. 10-15 yıldır. Evet. Daha önce de programlarda bulunduk değil mi? En son geçtiğimiz haftalarda evet, konservatuvarda hafta, evet, da evet, program düzenlemiştik. Orada da vardınız evet, orada değil da mi? Vardı, evet. Aranan isimler arasındasınız herhalde anladığım evet, kadarıyla. Işte, Cemal'le beraber. Hocalarımız da seviyorlar anladığım evet, kadarıyla. Evet sağ peki olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Orkestradaki arkadaşlarımız çok fazla konuşmayı sevmiyorlar değil mi Murat'cığım? Evet. Öyle bir onlar durum var. Onlar hep sahnenin arkasında biz kaldıkları için genelde onlar hep söylettiriyorlar. Evet. Konuşturtturuyorlar. Evet evet. Kendileri konuşmuyorlar. Kesinlikle. Peki devam edelim o zaman seninle. Evet bu arada ben hemen anlatayım. Bizim de bir fan sayfamız var. Evet. Onu da hatırlatalım izleyicilerimizi nasıl takip edebilecekler evet, sizi. Murat Yiğitbaşı diye taratırlarsa. Hı-hı. Gerçi Can arkadaşımız ilgileniyor. Zaten menajerlik işlerini düzenlemeleri de hı-hı, Can yapıyor. Hı-hı. Oradan programlarımızı takip ederler. Nerede olduklarımızı takip ederler. Hı-hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Müzik de dinleyebiliyorlar tabii, tabii şarkılarını tabii, da dinleyebilirler programları, değil mi? Bunları da hepsini atacağız oraya şimdi. Hı-hı. İnşallah peki o zaman bizler de paylaşalım değil mi? Evet tabii oturma ki odasında da izle efendim. Konuşmaları da atalım. Cemal kendine geldi evet konuşabiliyor artık. Konuşmaları atacağım özellikle sayfanda paylaşacağız hiç merak etme sen. Bakalım nasıl konuşmuşsun bir değerlendirirsin artık yani. Biz ara ara Cemal'le konuşuyoruz da böyle diyor bana. Biraz zor değil mi bizim işimiz herhalde? Bizim müzisyenleri konuşturamazsın. Konuşturmaya başladığın zaman da susturamazsın ama. Öyle bir sorun sıkıntımız var. Ya aslında birçok grup geliyor. Arkadaşlarımız geliyor buraya. Konuşturmaya çalışıyoruz. Solistler konuşuyor gayet iyi başarılı bir şekilde. Bakıyoruz orkestradan hiç ses çıkmıyor. Dediğin gibi sonra böyle takdim ettikten sonra izleyicilerimize bakıyorum oradan konuşuyorlar bir şeyler söylüyorlar. Yok onlar... Müzikle ifade ediyorlar kendilerini öyle diyelim. Bir de arkada kalmak istiyorlar şimdi her şeyde onlar yaparsa bize hal kalmayacak bu sefer gider şey kalmayacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar değer verdiğiniz için.
Tabii teşekkür ediyoruz sizlere. Sizlere olmasanız tabii, tabii ki. Tabii ki. Hepsi birbirinden değerli. Hı-hı. Sağ olsunlar. Yani sazlarından öte bir kardeşim gibi sevdiğim arkadaşlarım yani. Hı-hı. Sonuçta. Hani müzik olmasa da yine beraber oturuyoruz, kalkıyoruz. Evet. İşte böyle devam ediyoruz. Peki. Şunu da sormak istiyorum. Söz yazıyor musun? Söz. Kendi şarkıların vardı değil mi daha öncesinde? Yoksa hep... Yok. Yok mu? Yok. İşte sağdan var soldan çarpmalara hepsini kendimizin diye yediriyorduk zamanında da ama artık ilerleyince... Burada herkes esprili değil mi? Tabii tabii. Evet, tabii. Evet, evet. Öyle bir yeteneğim, enstrüman çalmıyorum ben. Çalmadığım için de aha, söz yapmıyorum. Genelde nişan, o tür şeyler. Eyvah, orkestrayı da coşturduk herhalde değil mi? O zaman güzel bir slow türkü tamam, alalım senden değil mi? Bizim yaklaşık 4-5 senedir programlarda da en hit aldığımız, en sevdiğimiz. En çok istek alan türkü mü? Evet, evet, söyleyemedim diyelim arkadaşlar. Tamam, peki. Bu arada istek şarkılara da yer verebiliriz, verebiliriz değil mi türkülere tabii, de? İzleyicilerimize ulaşırsa istek şarkılara da yer verelim. Evet. Buyurun efendim şöyle takdim edeyim. Düşleri sevdim seni, söyleyemedim. Düşlerde sevdim seni, sözler büyüttüm sana ben, baharlar yazlar büyüttüm sana ben, ummalı gizler büyüttüm söyleyemedim sana ben, şiirler sözler büyüttüm sana ben, baharlar yazlar büyüttüm sana ben, ummalı gizler büyüttüm söyleyemedim. Şarkılar yazdım sana, okuyamadım. Şiirler yazdım sana, sen dokunamadın. Hep
yanımdaydın oysa sen dokunamadın. Sana ben sımsıcak düşler büyüttüm, sana ben gözümde yaşlar büyüttüm, sana ben ummalı aşklar büyüttüm, söyleyemedim. Sana ben şiirler sözler büyüttüm, sana ben baharlar yazlar büyüttüm, sana ben ummalı gizler büyüttüm, söyleyemedim. Sana ben şiirler sözler büyüttüm, sana ben baharlar yazlar büyüttüm, sana ben hummalı gizler en büyük aşklar büyüttüm, ama söyleyemedim be gülüm, söyleyemedim, söyleyemedim. Sana ben şiirler sözler büyüttüm, sana ben baharlar yazlar büyüttüm, sana ben gözümde yaşlar büyüttüm, söyleyemedim. Teşekkür evet, ediyoruz. Çok güzel. Ağzınıza bir sağlık. Eser de sana kesinlikle. Ben şiirler sözler büyüttüm ama söyleyemedim. Bu eserimizde tüm hani bir şeyler hissedip de söyleyemeyenler var ya, onlara gönderelim bu eseri. Peki efendim. Türk üzerine de konuşacağız, sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından ara haberlerimiz, sonrasında buradayız.